İletken teli sayfa dik şiddeti B olan düzgün manyetik alanda tel ile arasındaki açı alfa olan doğrusu, doğrultuda B büyüklüğündeki hızla şekildeki yönde hareket ettiriliyor. KL tellerinin uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'sını artırmak için değişikliklerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? EMK değerini yani indüksiyon EMK'sını artıracağız. İndüksiyon EMK'sını nasıl buluyoruz arkadaşlar? B çarpı V çarpı L bavul yardımıyla buluyoruz. Tabi burada açımız belli bir değerde olduğu için e, ne yapacağız? Onun dik bileşenini alacağız. Bavul çarpı sinüs alfa diyeceğim arkadaşlar. Buna göre B azaltılmalı. Biz artırmaya çalışıyorduk. İndüksiyon EMK'sını artırmaya çalışıyorsak B'yi artırmamız lazım. Olmaz. V artırılmalı. V artırırsak EMK'mız artar. Olur. Alfa azaltılmalı. Alfa azalırsa sinüs alfa azalır. Sinüs alfa azalırsa arkadaşlar EMK değeri azalır. Yani olmaz. Biz EMK'yı artırmaya çalışıyorduk. Cevap bundan dolayı B seçeneği olur. Üreteç bobin ve reosta ile oluşturulmuş elektrik devresi şeklindeki bilir. Buna göre devre akımıyla zıt yönde öz indiksiyon akımının oluşturabilmek için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar lente göre akımın yönü öz indiksiyon akımın yönü kendini doğuran sebebe karşı koyacak yönde olur. Yani akım artıyorsa zıt yönde azalıyorsa aynı yönde bir öz indiksiyon akımı oluşacak. O zaman burada zıt yönde dediği için akımın artırılmış olması lazım. Akımı artıracağız. Bir Reosta sürgüsünü bir yönde kaydırma. Reusa sürgüsü şu an bu kadarlık bir direncin kullanılmasını sağlıyor. Eğer bir yönde çekerseniz direnç artar, direnç artarsa akım azalır. Akım azalırsa aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşur. ama zıt yönde oluşmasını istiyoruz. Bir olmaz. 2. Reusa'nın sürgüsü iki yönde kaydırma. İki yönde kaydırırsak direnç azalır. Direnç art, azalırsa akım artar. Akım artarsa lenze göre ters yönde yani zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Yani zıt yönde oluştu mu evet iki olur. Üreticinin gerilimini aniden artırma. Üreticinin gerilimini artırdığınızda gerilim artınca V eşittir I çarpı R bansına göre direnç değişmezken V artarsa akım artar. Akım artınca lense göre zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. O zaman arkadaşlar bu da olur. Demek ki cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı. Sayfa düzlemine dik manyetik alana sayfa düzlemindeki tel çerçevelerden x ve büyüklüğündeki hızla girmekte, y ve z ise v büyüklüğündeki hızla çıkmaktadır. Buna göre x, y, z tel çerçevelerinden hangilerinde k'dan l'ye doğru indüksiyon akımı oluşur? k'dan l'ye doğru bir indüksiyon akımı şöyle oluşmasını, yine k'dan l'ye doğru böyle oluşmasını, k'dan l'ye doğru bu şekilde oluşmasını istiyorlar. Şimdi lense göre indüksiyon akımının yönü kendini doğuran sebebe karşı koyacak yönde olur. Kendini doğuran sebep nedir indüksiyon akımında? Manyetik alan kuvvet çeyilerinin sayısındaki değişim. Yani akı değişimi. O zaman içeri doğru manyetik alanlı bir bölgedeyiz. Biz eğer bunu sağ tarafa doğru çekersek manyetik alanlı bölgeyi artırırız. Yani içeri doğru olan manyetik alan artar. Artarsa ters yönde alacağız. Artanın tersi yönde alıyoruz. Azalanla aynı yönde alıyoruz. O zaman bu arttığı için arkadaşlar içeri doğru manyetik alan varken dışarı alacağız. E dışarı baş parmağımıza gösterdiğimizde bükülmüş dört parmağımız saat yönünün tersi yönde bir akımın oluşmasını yani K'dan L'ye akımın oluşmasını sağlayacak bir olur. İkiye bakalım. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar manyetik alanlı bölgede içeri doğru manyetik alanlı olan kısmında tel çerçeveyi sağa çektiğinizde manyetik alan şiddeti azalıyor. Yani akı azalıyor. Akı azalıyorsa lense göre azalanla aynı yönde. Yani içeri yönde bir manyetik alan düşünüyoruz. Baş parmağımız içeriği gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız ne yapacak? Akımın yönünü verecek. Akımın yönü de bu yönde olduğu için K'dan L'ye doğru değil de L'den K'ya doğru oluşacak. Yani ikinci ifademiz olmaz. 3'e bakalım. Yine arkadaşlar manyetik alanlı bölgemiz burası. İçeri doğru manyetik alan var. Ter çerçeveyi aşağı doğru çektiğinizde manyetik alanı azaltıyorsunuz. Lenze göre azalırsa e, aynı yönde manyetik alanı alıyorsunuz içeri doğru bükülmüş dört parmağımızda arkadaşlar kavradığımızda hop bu yönde yani saat yönünde bir akım olacak. Saat yönünde devam ederse K'dan L'ye doğru değil de L'den K'ya doğru oluşması gerekiyor indüksiyon akımının. O halde bunda yine ters yönde oldu cevap yalnız X'de yani A seçeneğinde e, K'dan L'ye doğru bir akım oluştu cevabımız A seçeneği olmalı. Artık sönde sabit ve hızla çekilen iletken halka T sıfır anda şekil 1'deki gibi sayfa düzlemine dik manyetik alana girmeye başlıyor. T anında ise şekil 2'deki gibi manyetik alandan çıkmaya başlıyor. Buna göre 0 T zaman aralığında halkanın yüzeyinde geçen manyetik akının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Manyetik akının değişim grafiğini soruyor. Arkadaşlar tel çerçevemize baktığımızda çembersel bir yapıya sahip. Yani ben bunu V büyüklüğündeki hıza çektiğimde eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yollar alacak. Fakat buraya baktığımızda içeri girerken e, x kadar diyelim şu aradaki uzakları x x x diyelim. Bu kadar bir alan değişimi varken sonra alan değişimi artıyor. Sonra alan değişimi artıyor. Sonra da azalmaya başlıyor. Başlangıçta parabolik bir eğri şeklinde alan artıyor. Sonra azalıyor. Yani akı demek ki başlangıçta nasıl artacak? hızlanan bir artış olacak. Yani e, eğimi artan bir akı artışı söz konusu olacak. Yani e, C seçeneğinde var. Yine burada gördüğünüz gibi D seçeneğinde var. Sonra ne yapıyor? Akıdaki değişimde bu sefer azalma meydana geliyor. Başlangıçta çok değişim var, sonra az değişim, sonra daha az değişim. Yani bu sefer e, eğimi azalan bir grafik olacak akının. Eğimi azalacak, eğimi azalacak. Tamam. E, bu iki şıkta olabilir. diyelim şimdi manyetik alanlı bölgeye tamamı girdiği andan sonra Artık akı değişecek mi arkadaşlar? Değişmeyecek. Yani bunun içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çekilerinin sayısına bir değişme olmayacağı için son parçada da akının değişmeyeceği yani bu konumdan bu konuma gelebilmesi için akının değişmeyeceği bir parça olması gerekiyor. Üçünü de sağlayan C seçeneğinde olduğu için cevabımız C seçeneği olmalı. İK akımı taşıyan sonsuzluktaki K teli yakınında bulunan L iletken tel çerçevesi şekilde ekibidir. L çerçevesinde şekildeki yönde indüksiyon akımı meydana gelmesi için işlemlerin hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. İK akımını düzgün olarak artırmak. Arkadaşlar İK akımı çevresinde akım geçen tel manyetik alan oluşturduğu için ne yapıyor? Aşağı yönde bakın şurada aşağı kısımda ne var? Bir tane tel çerçevemiz var. Bunun merkezinde içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Kim oluşturuyor? Bu oluşturuyor bunu. Bu manyetik alan artarsa lenze göre ters yönde alacağız. Ters yönde alınca dışarı doğru alınca hop 4 parmağımız akımı yönünü gösterecek. Yani bu yönde bir akım oluşmuş olacak. Buradaki belirtilen yönde. Demek ki burada oluşan manyetik alanın ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. Artarsa ters yönde alıp ok yönünde bir akım oluşturuyoruz. Tel çerçevede üreteş kullanmadan manyetizmadan yararlanarak elde edilen bu akım zaten indüksiyon akımı oluyor. Buna göre İK akımını düzgün olarak artırma. İK akımı artarsa manyetik kalan artar. Manyetik kalan artarsa ters yönde alıp dışarı yönde alıp ok yönde akım oluşur. Olur. L tel çerçevesini artı Y yönde hareket ettirmek. Artı Y yönde hareket ettirdiğimizde ne yapıyoruz? Tel çerçeveyi e, iletken tele yaklaştırıyoruz. Akım geçen tele. Akım geçen tele yaklaşınca manyetik kalan ne yapıyor? Artıyor. Artınca lense göre ters yönde alıyoruz. E, kalanı. ve 4 e, dört parmağımızla kavradığımızda ok yönde bir akım dolarmış oluyor. Bu da olur. L tel çerçevesinde AB noktalar arasında geçen eksen etrafında 90 derece döndürme. Şimdi AB eksen arasında 90 derece döndürürsek bunu döndürdüğümüzde manyet kalan kuvvet çizgilerinin sayısı bakın içeri doğru olan bu çizgi sayısı bunu döndürünce AB doğrusu çerçevesi yönünde şöyle döndürürsek o zaman bunun içerisinden geçen manyet kalan kuvvet çizgilerin sayısında 90 derece döndürdüğüm için azalma meydana gelecek. Yani şu şekilde düz bir çizgi düşünün arkadaşlar. Ne yapacak? Bu alan azaldığı için manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı azalacak. E azalınca lense göre aynı yönde olacağı için akım bu sefer ters yönde oluşacak çerçevemizde. O zaman bu olmaz. 1 ve 2 yani cevap C seçeneği olur. Sorumuz yukarıdakilerden hangisi manyetik akı birimidir şeklinde sorulmuş. Bir Weber. Akının birimi zaten arkadaşlar Weber'dir. Yani birinci ifademiz doğru. Volt çarpı saniye. İndüksiyon EMK'sı dediğimiz EMK değerimiz e, akının birim zamandaki hızına eşit. Akının birim zamandaki değişim hızı. yani delta fi bölü delta t yardımıyla bulunuyor. O zaman bunun birimi volt'sa volt eşittir pardon volt çarpı saniye eşittir. Nedir buradan? Fi. Fi de weber olduğundan dolayı arkadaşlar yani biz weberi akıyı volt çarpı saniye şeklinde de ifade edebiliriz. Yani bu da bir akı birimidir. Tesla, tesla arkadaşlar manyetik alan şiddetinin birimidir. O halde bu tesla manyetik kalan birimi olduğu için akı birimine eşit değildir. Ondan dolayı da 1 ve 2 akı birimine eşit yani cevap B seçeneği olmalı. Düzgün B şiddetindeki manyetik kalanlar içerisinde şekildeki yönlerde eşit büyüklükteki hızlarla hareket ettirilen eşit uzunluktaki KLM tellerinin uçlarına oluşan indüksiyon EMK'ları KLM şeklinde verilmiş. Bunun arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar indüksiyon EMK'sı manyetik kalan kuvvet çelilerinin sayısının değişimiyle oluşur. Yani akının değişimiyle elde edilir. Peki burada EMK değerimiz nasıl bulacağız? B çarpı V çarpı L yardımıyla. Bavul yardımıyla bulacağız. Eğer dik görmüyorsa dik bileşenini alacağız. Şimdi birincisine baktığımızda hem manyetik alan sağa doğru hem de hareket yönü aynı yönde. Yani manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısında yani akıda bir değişim olur mu? Olmaz. Olmadığı için arkadaşlar atıyorum 3 tane manyetik alan kuvvet çizgisi varsa hareket ettikçe bu 3 değişmez. Akı değişmez. Akı değişmezse akım oluşur mu? Oluşmaz. Yani demek ki hız vektörü ile manyetik alan arasındaki açı 0 derece veya 180 derece olduğunda yani aynı yönde veya zıt yönde hareket ettiğimizde akı değişmeyecek. Akı değişmeyince indüksiyon EMK'sı oluşmaz. Yani EMK K arkadaşlar 0. EMK L'ye bakalım. EL için konuştuğumuzda Manyetik kalan kuvvet çizgileri bunu dik görüyor. Yani L'nin tamamını dik görüyor. Ve hız vektörümüz buna dik olduğu için bu kadar bir alan taramış oluyor. Yani o zaman ne oluyor? B çarpı V çarpı L şeklinde zaten V ile L'nin çarpımı alan yapıyor. EMK'da manyetik alanla alanın çarpımına eşit olmuş oldu burada. Yani bu ifademiz bir bavulluk bir EMK oluşturdu. Üçüncüsünde arkadaşlar M çerçeve teli için konuşuyorum. Manyet kalan bunun tamamını dik görüyor. Ama hızımız burada belli bir açı uygulanmış. Onun dik bileşenini aldığımızda B'miz B şiddetinde, V'miz V şiddetinde. Ee, ama 1 bölü 2'lik kısmını alacağız. Dik bileşenini alacağız. Çarpı L dediğimizde L uzunluğu kullanıldığı için bavul bölü 2'lik bir MK oluştu. O zaman en büyük MK L'de. Sonra arkadaşlar M'de oluştu. En az da hatta 0'da K'da oluşur. LMK şeklinde bir cevap Doğru cevaptır. O da D seçeneğidir. L uzundaki KL ve 2L uzundaki MN iletken telleri manyetik alanlarda şekildeki yönlerde ve büyüklükteki hızlarda çekilmektedir. Buna göre RX, RY, RZ dirençlerinden geçen indüksiyon akımları için X, Y, Y, Z'den hangilerinin yönleri şekildeki gibi doğru çizilmiştir şeklinde verilmiş. Arkadaşlar indüksiyon EMK'sı E eşittir B çarpı V çarpı L yani bavul yardımıyla bulunacak. O zaman sağ el kuralına göre hem bavulu hem de arkadaşlar buradaki EMK'nın artı eksi kutuplarını görmeye çalışalım. İçeri yönde manyetik alan var. Dört parmağımız içeri gösterdi. Sağa doğru çekiyoruz. Baş parmağımız sağa gösterdi. Avuç içi artı avuç içinin tersi de eksi yüklerin yani buranın artı kutuplu buranın da eksi kutuplu olmasını sağladı. İki bavul olduğu için bu. 2 EMK'ya eşit. Bu da tam ters yönde çekildiği için hop yukarıda eksiler, aşağıda artılar birikti. Yani eksiye artı olduğundan dolayı hop bunlar eş, e, ne oldu arkadaşlar? Zıt kutuplu olmuş oldu. Yani ters bağlanmış oldu. O zaman burası 2 MK, burası 1 MK olduğu için bu baskın gelecek. Bu baskın gelince artı kutbundan çıkan akım hop şöyle dolanıp akım ters yönde oluşacak. Bu o zaman yanlış çizilmiş. Yine sahil kuralına göre dışarı yönde manyetik alan var. Dört parmağımız dışarı gösterdi. Baş parmağımız hareket yönünü gösterince aşağıda artılar yukarıda eksiler birikti. Yani şöyle bir üreteç oldu. Bu iki bavul olduğu için 2 mk dedim. Bu da ters yönde olduğu için pardon aynı yönde hareket ettirildiği için ne olacak? Yine yukarıda eksiler aşağıda artılar birikecek. Eksiye artı 1 mk'lık bir üreteç oldu. Seri ve düz bağlı bu üreteçlerden çıkan akımlar artı kutbundan çıktığı için hop devri de şu şekilde dolanacak. Bu şekilde dolanırken iyiye doğru çizilmiş mi olacak? Evet. Yine buraya baktığımızda içeri yönde manyetik alan var. Dört parmağımız içeri gösterdiğinde baş parmağımız hareket yönünü gösterince avuç içi artı yüklerin yani artı kutbunun aşağı yönde eksi kutbunun da yukarı yönde olduğunu gösterdi. Yine bu da tam tersi yönde gittiği için bu sefer yukarıda artı aşağıda eksi var. Ama bu 2 bavul olduğundan dolayı 2 MK, bu 1 bavul olduğundan dolayı 1 MK. Yani bunlar seri ve ters bağlanmış. Ama kim baskın gelmiş? Alttaki üreticimiz. O zaman onun altından çıkan yani artı kutbundan çıkan akım devrede dolanacak ve İZ akım burada doğru çizilmiş olacak. Bize doğru çizilen akımlar sorulduğu için Y ve Z doğru çizilmiş. Cevabımız Y ve Z yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.